Efendim şampiyon ve antrenörü şu an stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Buse Naz'la başlayalım, şampiyonla evet. Başlayalım. Buse Naz neler değişti şampiyondan sonra? Şampiyonadan sonra bana insanların böyle gururla bakan gözleri değişti. İnsanların gözlerini değiştirebildim. Her gören beni, ya beni de ağlattın diyor. İşte arkadaşlarım arıyor beni. Diyor ki babamın duyguları varmış, kaç sene sonra diyor ağladığını gördüm falan diyor. Yani çok güzel şeyler. Yani insanlar bana diyor ki ağlattın beni diyor. Diyorum ki daha sizi çok ağlatacağım falan diyorum artık. İnşallah. Yani sağ olsun onların dualarını Tokyo'da çok hissettik. Burada da çok güzel hazırlandık zaten gitmeden. Ordu tarafından, ordu boksörleri, sporcuları tarafından çok iyi karşılandık ve devam etti bu süreç. Güzel altın madalyayla süslendirdik. Her şey güzel gitti. Allah bize altın madalya nasip etti. İstiklal maaşımızı okumayı nasip etti. Biz de onun gururuyla şu anda sevincimizi hala daha yaşamaya devam ediyoruz. Uzun süre yaşayacağız gibi yani. Şunu da sorayım. O son maçta tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu, duaların artık has safhaya çıkardığı o maçta hiç yenilgi geldi mi aklına? Yani şöyle, ben hep alacağım diye çıktım maçı. Tabii son round bitince hep böyle bir istekliyim. Yani ilk round yenildiğimi duydum zaten. Ondan sonra daha istekli çıktım ikinci rounda, üçüncü rounda. Hep baskı kurdum rakipte. Almak için çıktım açıkçası. Ama bir son round köşeye gelince Cahit Hoca böyle sanki biraz stresli gibiydi böyle. birazcık tedirgin oldu. Onunla sanki acaba mı dedim yani. Yok dedim, olmaz dedim. Yani almamız lazım bunu dedim. Ama o yani bir iki dakikalık bir süreçti. Ondan sonra elimin kalktığını işte duyguseli yaşandı zaten. Ondan sonra ağladık. Ağladığım o duyguları hiçbir şey değişmem yani. Gerçekten hayatım bana kattığı en güzel duygulardan bir 5-10 dakika yaşadım yani. Çok güzeldi. Yenilmeyi düşünmedim. Hep alacağım diye gittim. Aldım geldim yani, öyle diyeyim. Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Evet, Cahit Sümede bizimle birlikte. Hocam şunu sormak istiyorum sizlere. Mesela şuradan çıktığınızda herkes halı sahada top oynuyor. Bir sürü amatör takım var, futbol oynuyor ama dünya çapında futbolcu çıkartamıyoruz. Dünya şampiyonluğu yaşayacak bir futbolcu çıkartamıyoruz. Daha az sayıda boksörümüz olmasına rağmen bir dünya şampiyonu ilan ettiniz. Dünya şampiyonu olması yolunda çok önemli çaba sarf ettiniz. Devamı gelecek mi? Bu sene sürmenilerin devamı olacak mı? Onu sormak istiyorum önce. Ya yaklaşık ben 20-25 yılda yakındır antrenörlük yapıyorum. Ve bu işe ilk başladığım dönemden bu yana hep hedefleri olan bir antrenördüm. Yani daha önce sporculuk döneminde Avrupa Dünya Olimpiyat oynamış bir sporcuydum. Belki o zamanın şartlarında Buse Naz gibi büyük başarılar kazanamadık ama antrenör olduktan sonra Buse Naz gibi işte böyle olimpiyat şampiyonu olabilecek, dünya Avrupa şampiyonu olabilecek sporcular hep hedefimde vardı zaten. Buse Naz'la da daha önceki sporcularla da yaşadığım şampiyonluklar oldu. Yani Buse Naz'dan bunu bekliyorduk. Uzun yıllar bir emek var burada. Yaklaşık 13 yıldır hiç biz etli tırnak gibi hiç ayrılmadık. Yani kamplarda olsun, salonumuzda olsun, şehrimizde. Yani ayrı olduğumuz zamanlarda bile mesela telefonla neredesin, ne yapıyorsun, yattın mı, uyudun mu, yemeğini yedin mi, kalktın mı, işte nasılsın, sağlık durumun nasıl, okulun nasıl, her şeyle bir komple bir iç içe beraberdik. Gelinen süreçte tabii bu başarıyı bekliyorduk. Yani olimpiyat altın madalyası hedefiyle Buse'nin de söylediği gibi oraya gittik. Yani tabii kesin alacağız diye bir şey yok, bizim olacak diye bir şey yok ama yani baktığımız zaman bir altyapı olarak, donanım olarak bunu kazanabilecek güçte, cesarette, yetenekte, teknikte, inançta, fiziksel özellikte artılarımız vardı. Ve bunda da yanılmadık. Zor maçlar oldu. Özellikle burada tabii şöyle bir şey var. Siz de bu donanımlara sahip olabilirsiniz ama dünya spor politikasında da mesela olimpiyatlarda da özellikle böyle büyük organizasyonlarda siyasi yönleri de var. Yani bütün dünya ülkeleri işte Çin, Amerika, işte Rusya, İngiltere, Almanya, Japonya bunlar böyle büyük dev ülkeler de burada kendilerinin spor anlamında da en güçlü olduğunu vurgulama anlamında bir yarış içerisindeler. Onların arasından o çıkmak hem masada hem de ringde
böyle bir galibiyet yaşamak çok zor bir hadise. Bunu başardık. Bunu başardığımız için de çok mutluyuz. Güzel. İnşallah Buse ile beraber bir olimpiyat daha, belki bir olimpiyat daha, iki olimpiyat daha düşünüyoruz. Allah sağlık sıhhat verirse, nasip edersin inşallah. Demek ki dediğim nokta çok önemli bizim için. Belki dışarıda 5.000-10.000 futbol oynayan adam var ama belki kadın boksör 2-3 tane var. Onun içerisinden bir dünya şampiyonu yaratmak oldukça önemli. Ayrıca tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun. Şampiyona dönecek olursak, gerçi en üst noktası herhalde olimpiyat. Peki evet. Yeni hedef ne? Yeni hedef bir olimpiyatta ama şu an kısa vadeli hedefimiz Aralık'ta olacak olan dünya şampiyonası var. Normalde başka bir ülkede olsaydı bu kadar kısa olimpiyattan çıkıp dünya şampiyonasına gidilmezdi. Yani başka bir ülkede olsa girmezdim ama bugün imzalanan şeyde bugün imzaladılar kontratı. İstanbul'da olacağını söylediler. Ben kendi ülkemde dövüşmek, kendi halkımın önünde dövüşmek çok istiyorum. Yani o bana farklı bir hava veriyor, farklı bir güç veriyor gerçekten. İnşallah Aralık ayında Dünya Şampiyonası'nda bayram yine göndere çekip o duygu serini bir daha yaşamak istiyorum açıkçası. İnşallah hem size hem hocama son sorum olacak. Size şunu sormak istiyorum. Ordu'ya hep özel ilgi gösterdiniz. Ordu'ya hep ayrıca bahsettiniz. Evet. Ordu'da neler oldu da bu ordu sevginiz ve ordu alakası sosyal medyada arkadaşlara yansıdı? Ben 13 senelik boks hayatım var. 13 senelik boks hayatımda ilk defa gençlik spor il müdürü ne yani isteyince neler yapabildiğini gördüm. Ya Mustafa genç hocama diyorum ben ona. Yani müdürüme çok teşekkür ederim. Son kampı biz burada yaptık. Yani bir şey istedik 10 dakika sonra kapımdadı. Yani bir şey yapalım dedik. Tamam yapalım dediler, yaptılar. Ne istediysek bizim psikolojik olarak, mental olarak nasıl hazırlanmamız gerektiyse hep böyle başımızda durdu. Böyle hep çok ilgilendi. 2-3 günde bir ziyaretle oldu. Bazen günübirlik geldi. Hep aradı, sordu. Günübirlik mesela İstanbul'a gidip gelmelerim oldu. Gece 1'de 2'de geldim mi diye beni aradı bir baba şefkatiyle, abi şefkatiyle. Çok teşekkür ederim ona. Yani gitmeden de dedim söz geleceğim inşallah. Madalyamı alıp geleceğim diye. Evet madalyamı aldım ve geldim. Yani sözümüzü de tutmuş olduk öylelikle. Yani diyorum ki şimdi başka bir yerde kamp olmasa iyi olur yani. Orduyu ben sevdim. Halkını da sevdim. Ortamı da çok güzel. Yani böyle beklemiyordum açıkçası. Ama güzel, sevdim yani orduyu. Evet. Hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. Bir olimpiyat şampiyonunu ortaya çıkaran, onunla birlikte çalışan, 13 yılınızı veren bir isimsiniz. Boks konusunda daha önceki geçmişinizle birlikte önde gelen isimlerden birisiniz. Birçok bu Senaz gibi olsun, diğer erkek sporcular olsun, birçok sporcu var belki ailelerde ama insanlar belki yanlış yönlendiriyor, belki farklı spor dalına gönül veriyor. Göremiyor bu yeteneğini. Ne yapması lazım insanların boks sporuna, çocuklarına verebilmesi için veya yeteneğini keşfetmesi için? Şimdi tabii öncelikle tabii anne babaların, ebeveynlerin çocuklarının sevdiği branşlarda yönlendirme anlamında itici olmalı. Yani bununla ilgili valiliklerde, gençlik spor il müdürlüklerinde spor yeteneği tarama bölümleri var. Buralarda mesela başvurabilirler. Ne bileyim beden eğitimi öğretmenleri olabilir. Spor akademilerinden işte mezun olan işte öğrencilerimiz işte bu konularda çok yardımcı olabilirler. Tabii öncelikle tabii hedef şu olmalı. Çocuğun sevdiği spor. Destek olunmalı. Yani sadece ailelerin işte baskısıyla işte futbol oyuna ya da basketbol ya da işte voleybola git, işte yüzmeye git anlamında değil de tabii onlar da elbette ki mutlaka olması gerekiyor ama daha çok sporcunun, çocuğun yeteneğin olduğu alanda yönlendirmeleri bulunmaları çok daha önemli diye düşünüyorum. Efendim programınız uzun. Orada yine yorucu programınız var. Ben burada sizi aramaktan onurluydum. Orada olarak onurluyduk sizi burada görmekten. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.